Arkadaşlar dönem ödevi 13. Giymek. Efendim diye bir fiilimiz var. Giydi. Yelbesu. Leps. Ee, bir de irtede diye bir fiilimiz var. O da giydi. İrtede yertedi. İrtide un. Lebise lazım. E, Salim fiil, irte'de, nakıs fiil ve iftial babından. İkisini de kullanacağız. Kalkmak, ayağa kalkmak burada tastettim. Qameye qumu, kıyam, ecvev vavi. Kullanmak, istı'mele, yestamilu, istı'mal, düşünmek. Fekkere, yufekkiru, tefkir. Düşünmek neyi sorusunun cevabını fiil alır. E, giymek direkt alır. Kalkmak lazım fiildir. Nesne almaz. İstamele nesnesini direkt alır. Beklemek. İntazara yentaziru intizar. İftiyar bağından nesnesine nesnesini yine direkt alır. E, efendim e, burada aynı zamanda vasale yasili vusul ulaşmak. E, genellikle nesnesini ile ile alan e, misal vavi bir fiil. Bilmek arafe yarifu. E, marifetun ya da alime ya alemu e, efendim ilmun bunlar salim fiiller gale yekulü kavul ecvefvavi bir fiil e, demek efendim başka var mı e, yok galiba evet bu bilgileri verdikten sonra bir hatırlatma yapayım yağmur yağıyor efendim Türkçe'de biz bunu ne zaman sorusunun Cevabını verir hale getirmek için iken dığında ınca ekini kullanırız sonuna. Ee, yağmur yağarken yağmur yağdığında yağmur yağınca e, efendim terkibini elde ederiz. E i̇şte yere e, düşüyorsun e, efendim ınca ekini getirince bak yere düşünce. Yani ne zaman sorusunun cevabını verir hale getiriyoruz. Cümleyi kavramlaştırıyoruz. Biz Türkçe'de zarflaştırıyoruz diyoruz. E, zarflar zaten bir kavram bildirir, e, isimdir. Zamirler de isimdir, e, efendim. E, şimdi e, kelime türü olarak zaten e, üç ana grup var. E, bu e, üç üçlü grup dışındakilere baktığınızda isim grubundakilerin e, alt başlıklarının e, çoğaltıldığını görüyorsunuz. Yani zarf da isimdir efendim, zamir de isimdir, işaret zamiri de, şahıs zamiri de. Ama biz Türkçe'de onları ayrı bir kelime kategorisine koymuşuz. Efendim Arapça'da bunların hepsi isim kategorisine girer. Yani e, bir kelime ya fiildir e, ya da isimdir. E, asayda da harf var. Konumuz o değildi. Peki tercümeye geçelim. Doktor hastaya nokta nokta dedi. Evet. Şurada tırnak arası sözümüz var. İlk e, videodan itibaren e, bu yapı kullanılıyor. Doktor Özde dedi yüklem. E, biz bunu isim cümlesi kuracaksak önce doktor sonra dedi deriz. Sonra tamamlayıcı ögeleri söyleriz. Hastaya ve ötekini söyleriz. Bu tırnak arası söz ne sorusunu cevaplandırıyor. Mefuldür. E, nesnedir. E, o yüzden ve de uzun. E, o yüzden önce hasta e, sonra ne sorusunu cevaplandırırız. E, ama fiil cümlesi kuracaksak dedi doktor hastaya iki nokta üst üste deriz. Galet tabi bu lil maridi galet tabi bu lil maridi evet. Şimdi tırnak arası söz. Kışın kalın elbiseler giy. Burada yüklemimiz giy. Ötekiler tamamlayıcı öge. İlbes melabise sakileten fişitey. İlbes melabise sakileten fişitey. Buradaki fişitey efendim kalın elbiselerin önüne getirilebilir. Sonra da koyulabilir. Ama Arapçada bu direkt nesneler var ya bunların daha önce gelmesi daha yaygın bir kullanım. Ama önce yüklemi söylüyoruz. Bakınız. En asıl öge. Ötekiler tamamlayıcı öge. Efendim ilbes salim fiille gi demek. Eğer irtede fiilini kullanacaksak muzaresi muzarisi yertedi emri irtedi. Burada ye düşüyor. İrtedi enti çekimidir çünkü. Ente çekimi irtedi. İrtedi. Melebise. Sakileten fişiteyi. Buradaki melebise e, Gayrimusarittir. O yüzden tevin almaz. Ama sakıyla gayrimusarit değildir. O yüzden tevin alır. Meleğe bise sakıyla ten evet. Kışın e, kalın elbiseler giy. Soğuk havada hafif elbiseler giyme. Giyme. E, olumsuz emir. Yani nehi. O zaman mevzu muzarif ile la'yı kullanacağız. La telbes. Giyme. La tertedi. La tertedi giyme. Bakınız telbesin sonundaki hareke tertedinin sonundaki ille tarifi düşüyor. Cezm alamet olarak. La telbes la tertedi. Melebise hafifeten fil cevul beridi. Evet soğuk havada hafif elbiseler giyme. Giyme. Burada melebise efendim gayrimusarif tenvin almadı. Yağmur yağarken şemsiye kullan. Arapçada bu yağmur yağarken ne zaman sorusunun cevabı olup cümlenin en başında kullanımı bile çok yaygın. Ee, ama normalde söz dizimindeki yerine baktığımızda e, asıl eleman kullan e, neyi ve ne zaman sorusu bunlar tamamlayıcı öyledir. Ama istersek yağmur yağarken ifadesini en başa da almak yaygın bir kullanım Arapçada onu da söyleyeyim. Efendim. Türkçe'de iken dığında ınca ekleri getirilirken zarflaştırırken bir cümle. Arapça'da fiil cümlesinin işte önüne hindema, hinema getirmek yeterli. İstamil kullan el mizallete şemsiye hindeme yenzilul matarü yağmur yağdığında, yağmur yağınca, yağmur yağarken İstamil el mizallete hindeme yenzilul matarü

ınca eki getiriliyor. Bakınız teskutu alel ardi yere düşüyorsun. Başına indemayı getirince yere düştüğünde yere düşünce e, anlamını veriyor. Kalk. Kum. Kum. Evet. Bunun efendim aslında şurada bir vav var. Kum. Fakat içtimai sakineyinden dolayı o vav düşüyor. E, efendim eğer mime harekeleyecek olursak o vav düşmez. Kumu gibi. E, zaten dönüşüm yaparken ee, buna işaret edeceğiz. Kum <laughs> teskutu Yere düşünce kalk. Birini bekleme. İntazara bekledi. Yantazırı bekliyor. La tentazir bekleme. Ehaden. Evet. Hiç kimseyi bekleme. Ee, ya da birini bekleme. La tentazir ehaden. Ee, efendim. Ee, geleceğini çok düşünme. <laughs> Burada geleceğini ifadesi düşünmenin e, neyi sorusunun cevabı. Neyi düşünme? Geleceğini düşünme. Arapçada e, düşünmek neyi sorusunun cevabını fiile verir. E, düşünme. E, Muzari fiili la ile cezmedeceğim. La tufekkir düşünme. Fi mustakbelike. Geleceğini, mustakbelini, istikbalini. La tufekkir fi mustakbelike. Kesirhan. Buradaki kesiran e, ifadesi e, meful mutlaktır. E, tefkiran kesirandır aslında. E, ama tefkiran masları düşürülmüştür. Meful mutlak. La tüfekki fi müstakbellike kesiran. Sen yarına ulaşacağını bilmiyorsun. Sen özne bilmiyorsun. Yüklem. E, o zaman isim cümlesi kuracaksam sen bilmiyorsun. Ente la tarifu diyeceğim. Ente la tarifu. Peki yarına ulaşacağını ifadesi ne? Bu bilmiyor. Yükleminin tamamlayıcı ögesi. Ne? Neyi? Sorusunun cevabı. Nesnesi. Mefulü. Ente la tarifu. Ente la ta'lemu da ta denilebilirdi. Evet burada bakınız. Ee, enneke setasilu ilel gad. Setasilu ilel -gadi, yarına ulaşacaksın. E, bu isim cümlesi önüne enne getirilmiş. Fiil cümlesini mastarlaştırırken en getiriyorduk. İsim cümlesini mastarlaştırırken enne getiriyoruz. Ente la tarifu enneke setasilu ilel gadi. Evet. Sen, senin yani kendinin yarına ulaşacağını bilmiyorsun. Biz Türkçe'de sen, kendi sözcüklerini burada kullanmayı Uygun görmüyoruz. Kulağımızı tırmalıyor. O yüzden sen yerine ulaşacağını bilmiyorsun. Ente la tarifu ennekese tasilu ilel gadi. Evet. Asıl e, ana cümleleri tercüme ettik. Şimdi bu cümleleri farklı formlarda, yapılarda, kalıplarda e, kullanacağız. Efendim ikin nolu cümlede hasta özne giydi yüklem kışın kalın elbiseler. Yukarıda bakınız emir kipinde gelmişti. Şimdi bildiri kipinde mazi kipinde geliyor. Hasta giydi neyi ne zaman? Evet isim cümlesi kurarsak el maridu lebise melabise sakilete fişitayı. El maridu irtede melabise sakilete fişitayı. Buradaki irtede sonundaki efendim düşmüyor. Çünkü bu mazi fiil muzare değil ki cezmedatı e, ile birlikte düştün. Zaten önünde cezmedatı da yok. Zaten gelemez de. E çünkü mazi fiil cezmedatıyla e, efendim e, kullanılsa bile e, mahallen irab edilebilir. E, yani laf sen e, cezmedatından etkilenmez. Zaten bizim bildiğimiz yaygın cizmi edatları Muzarifi ile kullanılır. Bir de şart edatı var. Mazi orada kullanılabiliyor. Ama lafzen etkilenmiyor. El maridu lebise ya da irtede melebise sekiyleten fişitey. Soğuk havada hafif elbiseler giymedi. Evet giymedi. Lebise giydi. Malebise e, giymedi. Giymedi Efendim lem ile kullanıldığında lem yelbes şeklinde söylenilir. Lem yelbes. Lem yelbes giymedi demektir. Maleb ise lem yelbes anlam mı aynıdır. İrtede mazi ma irtede ya da geçiş halinde mertede giymedi. efendim irtede'nin muzarisini lem ile kullanırsak sondaki illet tarifi düşüyor cezmalamet olarak lem yertedi. Lem yertedi. Biz bunların hepsini e, uyarlamaya dahil edeceğiz. Lem yertedi melabise hafifeten fil cevül beridi. Fakat yağmur yağarken şemsiye kullanmadı. İstamele kullandı. Mestamele kullanmadı. E, efendim şimdi kullanmadı. Muzari de ifade edilebilir e, kullandı. Mestamele kullanmadı. E, yestamilu muzari lem ile kullanılırsa meczum olur. Lem yestamil kullanmadı. El mizallete indeme kâne yenzilül mataru. Indeme kâne yenzilül mataru. Diyeceksiniz ki az önceki cümlede kâne yoktu. Niye kâne nereden çıktı? Efendim kullanmadı derken geçmiş zamandan bahsediyoruz. Yani geçmiş zamanda yağmur yağarken kullanmadı. Eğer burada kehaneyi düşürecek olursak yağmur yağarken kullanmadı. Türkçe'de uygun düşüyor ama buradaki yağmur yağarken ifadesi Arapça'da geçmiş zamandaki bir oluştan bahsediyoruz. O yüzden efendim kehane kullanılmalı. Hindeme kehane yenzülül mataru yağmur yağıyordu iken. Tabi Türkçe'de böyle demiyor diyoruz. Yağmur yağarken diyoruz. E, şimdiki zamanda da öyle. Geniş zamanda da öyle. Geçmiş zamanda da öyle. Hatta gelecek zamanda bile biz e, herhangi bir zaman eki getirmiyoruz. Yağmur yağarken e, mesela şemsiyeyi kullanacağım. E, efendim. Şimdi e, biliyorsunuz muzari şimdiki geniş gelecek zaman bildirir. Ama geçmiş zaman bildirebilmesi için bazı şartları var. Mesela önüne lem getirirseniz, lemma getirirseniz. Efendim burada kâne'yi kullanmamız gerekiyor. Nitekim bu cümlenin önüne endemâ getirirken aslında şu vardı. Yağmur yağıyordu. Yağmur yağıyordu. Bunu nasıl zarflaştırırsınız? Arapçada çok kolay. Önüne endemâ getiriyorsun. Ama Türkçede yağmur yağıyordu. Bunu zarflaştırırken yağmur yağıyordu iken demiyoruz. Orada bazı şeyleri düşürüyoruz. Yağmur yağarken diyoruz. <laughs> Velakin lem yestamel ya da mestamel el mizallete عندما كان ينزل matara. Tamam. Düşünce Düşünce yani düştü düşünce birini bekledi. Mesela burada düşünce e, şimdiki e, yani geçmiş zamanda mı bahsediyorum e, efendim? Geçmemiş zamanda mı? Düşünce birini bekledi birini bekledi o zaman düşmüş ki bekliyor. E, o zaman önce düştü diye bir cümle kuracağım sonra önüne inlemayı getireceğim. Evet sakata alel ardı yere düştü işte indema getiriyorum başına. Indema sakata alel ardı. Yeskutu değil muzare değil. Eğer muzare olursak bitmemiş eylemden bahsetmiş oluruz. Bakınız şurada da önce yağmur yağıyordu diyoruz ve önüne indema getiriyoruz zarflaştırmak için. Peki düşünce birini bekledi. Burada geçmiş zaman olduğunu nereden anlayacaksın? Valla Türkçe'de anlayamazsan e, o zaman e, Arapçaya tercüme etmen de zor. E, yani. Evet. Buradaki düşüncenin geçmişte olan bir düşmek olduğunu önceden bilmen gerekiyor. İnneme sekata alel ardi Evet. intazara ehaden birini bekledi. Elma efendim bekledi. Hasta geleceğini düşünmek istiyor Evet burada hasta özne istiyor yüklem geleceğini düşünmek ifadesi nesne istiyorum nesi ne sorusunun cevabı peki buradaki gelecek ne arkadaşlar bunun istiyorla bir ilgisi yok gelecek düşünmenin efendim tamamlayıcı ögesi demek ki buradaki gelecek düşünmekten sonra zikredilecek niye e çünkü Arapça'da tamamlayıcı ögeler asıl ögeden sonra gelir. Ama geleceğini düşünmek ifadesi hepsi bu da istiyorum e, ögesi. E, o zaman bunun hepsi istiyordan sonra gelecek e, ve gelecekte düşünmekten sonra gelecek. Hasta isim cümlesi kuracağım. Hasta istiyor düşünmek geleceğini. Evet, sıralama bu şekilde oluyor. El marido, yurido. Hasta istiyor. yatlı bu, yargı bu, yeselu, yuhib bu. Bu gibi e, seviyor, istiyor anlamına gelen başka fiillerde kullanılabilirdi. El maridu, yuridu, en yufekkira, fi mustakbelihi. Niye fiil kullandık? Çünkü düşünmek neyi sorusunun cevabını fiile verir dedik. Peki niye en yufekkira şeklinde en kullandık? E çünkü geleceğini düşünmek istiyorum nesnesi olacak. E gerekiyor. Fiil cümlesini en ile mastarlaştırıyoruz. El maridu yuridu en yufekkira fi mustakbelihi. O elleri boş olarak elleri boş olarak burada olarakı ben ekledim. E, elleri boş da denilebilirdi. E, efendim yarına ulaşmaktan korkuyor. Şimdi buradaki öznemiz o. Yüklemimiz korkuyor. O korkuyor. Neyden korkuyor? Yarına ulaşmaktan. Yarına ulaşmaktan korkuyor. Efendim buradaki korkmak neyden sorusunun cevabını direkt alabileceği gibi min ile de alabilir. Min ile de alabilir. E, o yüzden ben burada bu e, mor rengi koymuşum. Kopya vermem. Için. Peki buradaki yarına nedir? Korkuyla bir bağlantısı var mı? Yok. Peki elleri boş olarak nedir? Korkuyla bir bağlantısı var mı? Yok. Peki elleri boş bir hal ögesidir. Durum zarfı. Ee, efendim Bu yarına ulaşırken ki o, o kişinin halidir. Demek ki elleri boş olarak yarına ulaşmak bunun hepsi korkuyorun nesnesidir. Demek ki e, isim cümlesi kuracaksam o sonra korkuyor. Daha sonra şu şunu da nesnöbeyi yapacağım. Efendim ulaşmak, ulaşmak diyeceğiz. Sonra yarına, sonra da elleri boş olarak diyeceğiz. Çünkü buradaki yarın ve elleri boş ifadesi e, efendim ulaşmakla bağlantılı ögeler. Tercüme edelim. Peki bu arada ulaşmış mı? Hayır. Ee, yani ulaşma eylemi gerçekleşmemiş. Ee, o zaman muzahar ekip kullanacağım. Huve o huve yakafu korkuyor. Min min Efendim minsiz de kullanılabilirdi demiştik. Yani huve yakafu en diye devam edebilirdik. Ama min ile kullanımı da çok yaygın. O yüzden ve yekâfu min korkuyor. Neyden sorusunun cevabını bakınız müevver maslara dönüştürüyoruz. Ee, o yüzden fiilin önüne en getiriyoruz. En muzari fiili nasip ederdi. Huve yekâfu minen yasile ilel gadi. ve yekâfu minen yasile ilel gadi. Yarına ulaşmaktan korkuyor. Ama burada bir hal var. Elleri boş olduğu halde yarına ulaşmaktan korkuyor. Efendim, eydihi onların elleri demek. Aslında insanın iki el olur. Ama bazen iki el çoğul olarak da kullanılabilir Arapça'da az da olsa. Ben burada dönüşümü kolaylaştırmak için çoğul getirdim. O eydihi ferigatun. Şimdi buradaki eydihi özne ferigatun yüklem. Müpteda haber. Elleri boş demek. Efendim, bir isim cümlesini önüne vav getirmek şey bir isim cümlesini hal dönüştürmek önüne vav getirmek kadar kolay. Bakınız elleri boş. Cümlesinin önüne vav getir otomatikman hal ögesine dönüşür. Evet. O elleri boş yarına ulaşmaktan korkuyor. Ve yakhafu menen yasile ilel gadi ve eydihi fârigatun. Doktor hastadan şunu istedi. Evet. Doktor istedi hastadan şunu. Buradaki şunu ifadesi bir, iki, üç tane cümlenin e, efendim mastarlaşmış hali. <laughs> Fiil cümlesini en ile mastarlaştıracağız. İstedi. Erade, sele, talebe, ragibe, ehabbe. Bunların hepsi olur. Et tabibu. Doktor. Minel marid. Hastadan. Doktor. Hastadan istedi. Erade, sele, talebe. Peki ne istedi? Bakıyoruz. Üç tane cümleyi e, kavramlaştırıyoruz. En yelbese. Melebise sakilete fişiteyi. Kışın Kalın elbiseler giymesini. Giymesini. Burada yelbese yerine yerte diye diyebiliriz. Aynı anlamda. İki. Ve en yestamile el mizallete indema yenzilü mataru. Yağmur yağınca şemsiye kullanmasını. Evet. Yağmur yağınca ya da yağmur yağarken şemsiye kullanmasını. Üç. Ve <laughs> en yere düşünce kalkmasını ve en yegume kalkmasını indeme yeskutu alel ardi yere düşünce belki şimdi diyeceksiniz ki yukarıdaki cümlede sakata fiilini kullanmıştın e mazi fiil niye burada muzari kullanıyorsun e mübarek daha düşmedi ki geçmişten bahsetmiyorum ki geçmemiş eylemden bahsediyorum e, ee, diyeceksiniz ki burada kâne kullanmıştın yenzülül matarı derken ama mübarek ben geçmişte e, yağmur yağarkenden bahsediyordum. O yüzden kâne kullandım. E, efendim. Diyeceksin ki belki niye o zaman e, kâne kullanmadan direkt yenzülü nezele şeklinde kullansaydın yukarıda. Hani kâne yenzülü değil de indema nezele deseydin. Ama yağmur yağınca e, ifadesi dediğimde bir hamlede yağmış gibi e, söylemiş oluyorum. Yağmur yağarken dediğimde bir e, süreklilik eylemi var. Bu sürekliliği de geçmişte ise kâne yenzülü ile ifade edebilirim. Efendim, üç doğru no cümleyi tekrarlıyorum. Talebet tabibu minel maridî en yelbese melebise sakîlete fişşitey ve en yestamil el mizallete indemâ yenzülül mataru ve en yekûme indemâ al ardi. Burada düşecek olan kim? Adam. Kalkacak olan adam. Ama burada yağmur yağarken ifadesinde yenzilu yağmur. Burada kullan, şemsiyeyi kullanacak olan adam. Adam. Evet hasta yani. burada elbiseyi giyecek olan yine hasta. Niye bunları söyledim? Efendim, bu, bu bu fiilleri çekimlerken e, öznesini, eylemi gerçekleştirenini düşünmeniz lazım. E, o yüzden söyledim, e, efendim. Peki, şimdi üçüncü cümlede, e, madem doktor hastadan bir şeyler istiyor, biz de bu araya girelim. Ne yapalım? Diyelim ki kışın kalın kalın elbiseler giysin. Yani hastaya ki e, bu muhatap değil üçüncü şahıs efendim uzaktan emredelim. Kışın kalın elbiseler giysin. Madem hastalanıyor değil mi? Giysin. Kışın kalın elbiseler giysin. Giyiyor. Fiilinin önüne li getirip fiili cezmedeceğiz. Yani liyel liyelbes liyelbes li yelbes evet lebise yelbesu liyelbes giysin liyertedi giysin. Bakınız li artı meczu muzari fiil kullanıyorum. Li elbes, li ertedi, melebse, sekileten, fişitehi. Yağmur yağarken şemsiye kullansın. Li yestamil, li yestamil el mizallete indama yenzilül mataru. Yağmur yağınca şemsiye kullansın. Kullansın. Li yestamil. Kullansın. E efendim yere düşünce kalksın kalksın mu kalkıyor liyegum kalksın efendim burada yegum derken vav var arada ama mimi sessiz hale getirdik ya mezun yapmak için o yüzden içtimai sakineyinden dolayı liyegum liyegum indeme yeskutu alel ardi yere düştüğünde yere düşünce kalksın kalksın dört Doktor hastadan efendim şunu istedi. Evet. Yapı aynı. Talebet tabibu minel mariydi. Doktor hastadan istedi. Neyi? E, yukarıda zaten kurmuştuk o cümleyi. Ama yukarıda olumlu müevvel mastar. Şimdi olumsuz müevvel mastara geçiyoruz. Soğuk havada hafif elbiseler giymemesini bir. Yere düşünce birini beklememesini iki ve geleceğini çok düşünmemesini bu da 3 istedi. Yani üç tane cümleyi kavramlaştıracağız, mastarlaştıracağız. Ee, olumsuz. O yüzden en la, Ella'yı la'yı kullanacağız. Talebe tabi bu. Minel maridi en la yelbese. Ella yelbese. Evet burada e, hasta müzekker olunca e, yelbese. Evet. Talebet tabibu minel maridi ella yelbese ya da ella yertediye melebse hafifeten fil cevül beridi. Peki niye burada yertediyedeki ye'yi düşürmedik? E, nasıl ki buradaki yelbesedeki sinin harekesi e, efendim mansupsa yani harekesi düşmemişse e, burada da meczum değil ki düşürelim. Peki burada ne var? Efendim burada muzarif ilinin önünde en var. Yani muzari fiili nasb ediyor. Yelbesu fiilinin mansub hali yelbese. Yertedi fiilinin mansub hali yertediye şeklindedir. Şimdi ikinci efendim atıf grubuna geçiyoruz. El la yentazira ehaden ve el la yentazira ehaden indeme yeskutu al el ardi yere düştüğünde yere düşünce birini beklememesini ve ve ella yufekkira ella yufekkira fi mustakbelihi kesiran Mustak, istikbalini geleceğini çok düşünmemesini istedi. Talebet tabibu min el maridi en yel ella yelbese melabise hafifeten fil cevvil baridi ve la yentazira ahaden عندما يسقط على الأرض وأن يفكر في مستقبله كثيرا Evet peki doktora yardımcı olalım ve hastaya üçüncü şahıs emredelim. olumsuz emredelim. Yani Arapça ifadeyle nehy edelim. Soğuk havada hafif elbiseler giymesin. Evet la yelbes. La yertedi. Melebse hafifeten fil be beridi soğuk havada hafif elbiseler giymesin. Yere düşünce birini beklemesin. La yentazir <laughs> ehaden. La yentazir ehaden. Hindema yeskutu halel ardi. Yere düştüğünde yere düşünce birini beklemesin. Ve son olarak geleceğini çok düşünmesin. La yufekkir <laughs> fi müstakbelihi kesiran. Evet. <laughs> Efendim şimdi dönüşüme geçiyoruz. İlk dönüşüm öğrenci sözcüğü yerine demişiz. Öğrenci geçmiyor ki burada hasta sözcüğü yerine diyecektik. Hasta sözcüğü yerine marid. Evet. Şuradaki zamir ve isimlerden birini kullanarak dönüşümü gerçekleştirelim. Önce ben diyoruz. Yani hasta bana dedi diyeceğiz. İki, ikinci no'lu e, paragraftan itibaren ben giydim efendim ya da giymedim efendim ama şunu e, işte kullanmadım gibi uyarlama yapacağız. Sadece dönüşüm yapıyorum arkadaşlar. Galet tabi bu. Li. Tabi bana dedi ama ben erkek miyim? Bayan mıyım? Erkek. E o zaman Galet tabi bu. Li. İlbes. İrtedi. Melebise fekileten fil şitayi. La telbes. La tertedi. Melebise hafifeten fil cevül <laughs> bâridi. İstamil. El mizallete İndeme yenzülü matarı. Niye tenzülü demiyorum? Çünkü e, sen gökten inince demiyorum. Yağmur inince. Yağmur yağınca. Burada yağacak olan e, yağmur. Sen değilsin. O yüzden indeme yenzülü matarı. Kum. İndeme teskutu alel ardi. La tentazir ahaden. La tufekkir fi mustakbelike kesiran. Ente. La tarifu ennekese tasilu ilel gadi. Evet. Şimdi ben bayan olduğumu mu düşünelim? Doktor bana nasıl söyler? Şöyle. Galet tabibu li ilbesi irtedi melebise sakileten fil şiddeyi. La telbesi la tertedi melebise hafifeten fil cevul baridi. İstamili el mizallete indema yenzilul mataru. Kumi indema teskutine alel ardi. La tentaziri ehaden. La tufekkiri fi mustakbeliki kesiran. Enti la tarifine enneki setasiline ilel gadi. Mazi ve muzahir çekimlerde enenin müzekker mühennes oluşu fark etmez. Ene lebistu irtedeytu melebise fi fişitayi. Ma lebistu lem elbes. ما ارتديت، لم أرتدي ملابس خفيفة في الجو البارد، ولكن لم أستعمل ما استعملت المظلة عندما كان ينزل المطر، انتظرت أحدا عندما سقطت على الأرض، أنا أريد أن أفكر في مستقبلي، أنا أخاف من أن أصل إلى الغد وأيدي وأيدي. ve eydiye pardon eydiye ya da eyadi fârigatun ve eydi eydiye fârigatun şimdi burada bir ye var bir de ben ye ekliyorum iki ye yan yana gelince şeddeliyoruz ve eydiye fârigatun yani son cümlenin çevirisi ben ellerim şey ben geleceğimi düşünmek istiyorum اه بان اه اليرمبوش يارنوغلاش مكتان كوركيورم انا اخاف من ان اصل الى الغد وأيدي فارغة انا دن دوام طلب الطبيب مني ان البس ان ارتدي ملابس ثقيلة في الشتاء وان استعمل المظلة عندما ينزل المطر وان اقوم عندما اسقط على الأرض لألبس لأرتدي ملابس ثقيلة في الشتاء لأستعمل المظلة عندما ينزل المطر لأقوم عندما أسقط على الأرض طلب الطبيب مني ألا البس ألا أرتدي ملابس خفيفة في الجو البارد وألا انتظر أحدا عندما أسقط على الأرض وأن لا أفكر في مستقبلي كثيرا لا ألبس لا أرتدي ملابس خفيفة في الجو البارد لا أنتظر أحدا عندما أسقط على الأرض لا أفكر في مستقبلي كثيرا أنسون جملة إستقبالمة çok düşünmeyeyim. أنت. قال الطبيب لك: البس ارتدي ملابس ثقيلة في الشتاء، لا تلبس لا ترتدي ملابس خفيفة في الجو البارد. استعمل المظلة عندما ينزل المطر. قم عندما تسقط على الأرض، لا تنتظر أحدًا. لا تفكر في مستقبلك كثيرًا. أنت لا تعرف أنك ستصل إلى الغد. أنت أنت لبست ارتديت ملابس ثقيلة في الشتاء، ما لبست لم تلبس، ما ارتديت لم ترتدي لم ترتدي ملابس خفيفة في الجو البارد، ولكن لم تستعمل ما استعملت المظلة عندما كان ينزل المطر. انتظرت أحدا عندما سقطت على الأرض. أنت.. تريد أن تفكر في مستقبلك، أنت تخاف من أن تصل إلى الغد وأيديك وأيديك فارغة، طلب الطبيب منك أن تلبس أن ترتدي ملابس ثقيلة في الشتاء، وأن تستعمل المظلة عندما ينزل المطر، وأن تقوم عندما تسقط على الأرض. Litelbes, litertedi ملابس ثقيلة fi الشتاء efendim burada ente çekimlerinde evet bir nolu paragrafta olduğu gibi emir kalıbını kullanabilirdim ama artık kullanmayayım orada bir nolu paragrafta zaten kullanıyoruz Litelbes, لترتدي ملابس ثقيلة fi الشتاء لتستعمل المظلة عندما ينزل المطر لتقم عندما تسقط على الأرض. طلب الطبيب منك ألا تلبس ألا ترتدي ملابس خفيفة في الجو البارد، وألا تنتظر أحدا عندما تسقط على الأرض، وألا تفكر في مستقبلك كثيرا، لا تلبس، لا ترتدي ملابس خفيفة في الجو البارد. La tentazir ehaden indeme teskutu alel ardi. La tufekkir fi müstakbelike kesiran. Nahnu. Ama iki tane, dört tane nahnu var. İki tanesi birbirine benzer, ikiller. Efendim ilk önce doktor biz ikimize dedi diyelim. Galet tabi bu lene ilbese ارتدي ملابس ثقيلة في الشتاء. لا تلبس لا ترتدي ملابس خفيفة في الجو البارد. استعمل المظلة عندما ينزل المطر. قوما عندما تسقطان على الأرض. لا تنتظرا أحدا. لا تفكرا في مستقبلكما كثيرا. أنتما لا تعرفان أنكما Set alayne illel gadi. Entuma, lebis tuma, tuma. Pardon. Şimdi ikil yaptık. Şimdi bir de erkek çovular yapalım. Biz erkek çoğullarız. Gayet tabii bu. Lene ilbesu irtedu melaybesi sıcak ile tenfisitey. La telbesu, la irtedu melaybesi hafife tenfilcə ol bərde. İstəmliu El mizallete hinde me yezulul mataru. Kumu hinde me teskutune alel ardi. La tentaziru eden. La tefekiru fi müstakbelikum kesiran. Entum la tarifune ennekum setasilune ilel gadi. Şimdi de bayan olduğumuzu düşünüyoruz. Doktor biz bayanlara ne demiş olabilir? Galet tabi bu lene ilbesne. ارتدينا ملابس ثقيلة في الشتاء لا تلبسنا لا ترتدينا ملابس خفيفة في الجو البارد استعملنا المظلة عندما ينزل المطر قمنا قمنا عندما تسقطنا على الأرض لا تنتظرنا أحدا لا تفكرنا في مستقبلكم كثيرا أنتن لا تعرفنا أن كنا ستصلنا أن كنا ستصلنا إلى الغد. Evet. Efendim bundan sonraki dört tane nahnu birbiriyle benzer. o yüzden ikil çoğul müzekker mühendis olması farklılık arz etmez. Nahnu lebisna irtedeyna melabise thakilete fişitayi. Ma lebisna lem ما ارتدينا لم نرتدي ملابس خفيفة في الجو البارد ولكن لم نستعمل ما استعملنا المظلة عندما كان ينزل المطر انتظرنا أحدا عندما سقطنا على الأرض نحن نريد أن نفكر في مستقبلنا نحن نخاف من أن نصل إلى الغد وأيدينا فارغة. طلب الطبيب منا أن نلبس أن نرتدي ملابس ثقيلة في الشتاء، وأن نستعمل المظلة عندما ينزل المطر، وأن نقوم عندما نسقط على الأرض، لنلبس لنرتدي ملابس ثقيلة في الشتاء، لنستعمل المظلة عندما ينزل المطر، لنكم.. عندما نسقط على الأرض طلب الطبيب منا ألا نلبس ألا نرتدي ملابس خفيفة في الجو البارد وألا ننتظر أحدا عندما نسقط على الأرض وألا نفكر في مستقبلنا كثيرا لا نلبس لا نرتدي ملابس خفيفة في الجو البارد لا ننتظر أحدا عندما نسقط على الأرض لا نفكر في مستقبلنا كثيرا أنتم ما يجيرون قال الطبيب لكما البسا ارتديا ملابس ثقيلة في الشتاء لا تلبسا لا ترتديا ملابس خفيفة في الجو البارد استعملا المظلة عندما ينزل المطر، قوما عندما تسقطان على الأرض، لا تنتظرا أحدا، لا تفكرا في مستقبلكما كثيرا، أنتما لا تعرفان أنكما ستصلان إلى الغد، أنتما لبستما ارتديتما ملابس ثقيلة في الشتاء، ما لبستما لم تلبسا. ما ارتديتما لم ترتديا ملابس خفيفة في الجو البارد، ولكن لم لم تستعملا ما استعملتما المظلة عندما كان ينزل المطر. انتظرتما أحدا عندما سقطتما على الأرض، أنتما تريدان أن تفكرا في مستقبلكما. انتما تخافان من ان تصلا الى الغد وايديكما فارغه طلب الطبيب منكما ان تلبسا ان ترتديا ملابس ثقيله في الشتاء وان تستعملا المظله عندما ينزل المطر وان تكوما عندما تسقطان على الارض لْتَلْبَسَ لِتَرْتَدِيَ مَلابِسَ ثَقِيلَةً فِي الشِّتَاءِ لِتَسْتَعْمِلَ الْمِظَلَّةَ عِنْدَمَا يَنْزِلُ الْمَطَرُ لتقوم عِنْدَمَا تَسْقُطَانِ عَلَى الأَرْضِ طَلَبَ الطَّبِيبُ مِنْكُمَا أَلَّا تَلْبَسَا أَلَّا تَرْتَدِيَا مَلابِسَ خَفِيفَةً فِي الْجَوِّ الْبَارِدِ وأن لا تنتظرا أحدا عندما تسقطان على الأرض، وأن لا تفكرا في مستقبلكما كثيرا، لا تلبسا، لا ترتديا ملابس خفيفة في الجو وَأَلَّا لا, لا تفكرا في مستقبلكما كثيرا. أنتم. قال الطبيب لكم: البسوا ارتدوا ملابس ثقيلة في الشتاء، لا تلبسوا لا ترتدوا ملابس خفيفة في الجو البارد، استعملوا المظلة عندما ينزل المطر، قوموا عندما تسقطون على الأرض، لا تنتظروا أحدا، لا تفكروا في مستقبلكم كثيرا. أنتم لا تعرفون أنكم ستصلون إلى الغد، أنتم لبستم ارتديتم ملابس ثقيلة في الشتاء، ما لبستم، لم تلبسوا ما ارتديتم، لم ترتدوا ملابس خفيفة في الجو البارد، ولكن لم تستعملوا ما استعملتم المظلة. عندما كان ينزل المطر انتظرتم احدا عندما سقطتم على الارض انتم تريدون ان تفكروا في مستقبلكم انتم تخافون من ان تصلوا الى الغد وايديكم فارغه طلب الطبيب منكم ان تلبسوا ان ترتدوا ملابس ثقيله في الشتاء وان تستعملوا المظله عندما ينزل المطر وان تقوموا عندما تسقطون على الارض لتلبسوا لترتدوا ملابس ثقيله في الشتاء لتستعملوا المظله عندما ينزل المطر لتقوموا عندما تسقطون على الارض <applause> طلب الطبيب منكم أن لا تلبسوا ألا ترتدوا ملابس خفيفة في الجو البارد وألا تنتظروا أحدا عندما تسقطون على الأرض وألا تفكروا في مستقبلكم كثيرا لا تلبسوا لا ترتدوا ملابس خفيفة في الجو البارد لا تنتظروا احدا عندما تسقطون على الارض لا تفكروا في مستقبلكم كثيرا انتن قال الطبيب لكن البسنا ارتدينا ملابس ثقيله في الشتاء لا تلبسنا لا ترتدينا ملابس خفيفه في الجو البارد استعملنا المظلة عندما ينزل المطر كنا عندما تسقطنا على الأرض لا تنتظرنا أحدا لا تفكرنا في مستقبلكنا كثيرا أنتن لا تعرفنا أنكن ستصلنا إلى الغد أنتن لبستن ارتديتن ملابس ثقيلة في الشتاء ما لبستن لم تلبسنا نه لم ترتدينا ملابس خفيفة في الجو البارد ولكن لم تستعملنا ما استعملتنا المظلة عندما كان ينزل المطر انتظرتنا أحدا عندما سقطتن على الأرض أنتن تريدنا أن تفكرنا في مستقبلكنا أنتن تخفنا من أن تصلنا إلى الغد وأيديكن فارغة طلب الطبيب من كنا أن تلبسنا أن ترتدين ملابس ثقيلة في الشتاء وأن تستعملنا المظلة عندما ينزل المطر وأن تكمنا عندما تسقطنا على الأرض لتلبسنا لترتدين ملابس ثقيلة في الشتاء لتستعملنا المظلة عندما ينزل المطر لتكمنا عندما تسقطنا على الأرض طلب الطبيب من كنا ألا تلبسنا ألا ترتدين ملابس خفيفة في الجو البارد وألا تنتظرنا أحدا عندما تسقطنا على الأرض وألا تفكرنا في مستقبل كثيرا لا تلبسنا لا ترتدين ملابس خفيفة في الجو البارد لا تنتظرنا أحدا عندما تسقطنا على الأرض لا تفكرنا في مستقبل كثيرا هم قال الطبيب لهم البسوا ارتدوا ملابس ثقيلة في الشتاء لا تلبسوا لا ترتدوا ملابس خفيفة في الجو البارد استعملوا المظلة عندما ينزل المطر قوموا عندما تسقطون على الأرض لا تنتظروا أحدا لا تفكروا في مستقبلكم كثيرا أنتم لا تعرفون أنكم ستصلون إلى الغد هم لبسوا ارتدوا ارتدوا ملابس ثقيلة في الشتاء ما لبسوا لم يلبسوا ما ارتدوا, ما ارتدوا لم يرتدوا ملابس خفيفه في الجو البارد ولكن لم يستعملوا ما استعملوا المظله عندما كان ينزل المطر انتظروا احدا عندما سقطوا على الارض هم يريدون ان يفكروا في مستقبلهم هم يخافون من أن يصل... هم يخافون من أن يصلوا إلى الغد وأيديهم فارغة طلب الطبيب منهم أن يلبسوا أن يرتدوا ملابس ثقيلة في الشتاء وأن يستعملوا المظلة عندما ينزل ينزل المطر وأن يقوموا عندما يسقطون على الأرض ليلبسوا ليرتدوا ملابس ثقيلة في الشتاء، ليستعملوا المظلة عندما ينزل المطر، ليقوموا عندما يسقطون على الأرض، طلب الطبيب منهم ألا يلبسوا ألا يرتدوا ملابس خفيفة في الجو البارد، وألا ينتظروا أحدا عندما يسقطون على الأرض. وأن لا يفكروا في مستقبلهم كثيرا، لا يلبسوا لا يرتدوا ملابس خفيفه في الجو البارد، لا ينتظروا احدا عندما يسقطون على الارض، لا يفكروا في مستقبلهم كثيرا، هن. قال الطبيب لهن إلبسنا ارتدينا ملابس ثقيلة في الشتاء لا تلبسنا لا ترتدينا ملابس خفيفة في الجو البارد استعملنا المظلة عندما ينزل المطر قمنا عندما تسقطنا على الأرض لا تنتظرنا أحدا لا تفكرنا في مستقبلكن كثيرا أنتن أنتن لا تعرفنا أنكن ستصلنا إلى الغد هن لبسنا ارتدينا ملابس ثقيله في الشتاء ما لبسنا لم يلبسنا ما ارتدينا لم يرتدينا ملابس خفيفه في الجو البارد ولكن لم يستعملنا ما استعملنا المظله عندما كان ينزل المطر انتظرنا احدا عندما سقطنا على الارض هن يردن أن يفكرن في مستقبلهن هن يخفن من أن يصلن إلى الغد وأيديهن فارغة. طلب الطبيب منهن أن يلبسنا، أن يرتدين ملابس ثقيلة في الشتاء وأن يستعملن المظلة عندما ينزل المطر وأن يقمن عندما يسقطنا على الأرض لي... ليلبسنا ليرتدينا ملابس ثقيلة في الشتاء ليستعملنا المظلة عندما ينزل المطر ليكمنا عندما يسقطنا على الأرض طلب الطبيب منهن أن لا يلبسنا أن لا يرتدينا ملابس خفيفة في الجو البارد وأن لا ينتظرنا أحدا عندما يسقطنا على الأرض لا يفكرنا في مستقبلهن كثيرا لا يلبسنا لا يرتدين ملابس كثير ملابس خفيفة في الجو البارد لا ينتظرنا أحدا عندما يسقطنا يسقطنا على الأرض لا يفكرنا في مستقبل مستقبلهن كثيرا <gülüyor> <gülüyor> hasta üzerinden uyarlanmış metnini ki tekil ve müzekkerdi. Şimdi bayan hasta üzerinden sürdüreceğiz. Gale tabibu lil maridati ilbesi irtedi melabise fil fişitayı la telbesi la tertedi melabise hafifeten fil cevul baridi istamili el mizallete indeme yenzülül mataru kumi عندما تسقطين على الارض لا تنتظري احدا لا تفكري في مستقبلك كثيرا انت لا تعرفين انك ستصلين الى الغد انت لبست ارتديت ملابس ثقيله في الشتاء ما لبست لم تلبسي ما ارتديت لم ترتدي ملابس خفيفة في الجو البارد ولكن لم تستعملي ما استعملت المظلة عندما كان ينزل المطر انتظرت أحدا عندما سقطت على الأرض أنت أه باردون المريضة المريضة أزور أه Hmm, evet. Ee, arkadaşlar geri dönüyoruz. Şimdi galip tabibetu lil maridati dedik ya. Evet burası doğru. Tamam. Ee, efendim iki no'lu cümlede e, el maridatu dememiz gerekiyordu. Tamam mı? Geri alıyoruz. El maridatu el maridatu lebiset irtedet irtedet. Melebse sakilete fişiteyi. Ma lebiset. ما لبست لم تلبس لم تلبس أرتدت ما ارتدت مرتدت لم ترتدي لم ترتدي ملابس خفيفة في الجو البارد ولكن لم تستعمل لم تستعمل مستعملت. ما استعملت ما استعملت ما استعملت المظلة عندما كان ينزل المطر انتظرت المريضة انتظرت انتظرت احدا عندما سقطت عندما سقطت على الارض برضا evet, فاركت بشتك. المريضه تريد ان تفكر في مستقبلها هي تخاف من ان تصل الى الغد وايديها فارغه طلب الطبيب من من المريضه ان تلبس أن ترتدي ملابس ثقيلة في الشتاء وأن تستعمل المظلة عندما ينزل المطر وأن تقوم عندما تسقط على الأرض المريضة لتلبس لترتدي ملابس ثقيلة في الشتاء لتستعمل المظلة عندما ينزل المطر لتقوم لتقم عندما تسقط على الارض طلب الطبيب من المريضه الا تلبس الا ترتدي ملابس خفيفه في الجو البارد والا تنتظر احدا عندما تسقط على الارض والا تفكر في مستقبلها كثيرا لا تلبس لا ترتدي ملابس خفيفه في الجو البارد لا تنتظر ahaden indeme teskutu alel ardi. La تفكر fi مستقبلها kesiran. Evet şimdi el marda. Unutmayalım. Evet 2'den itibaren değişiklik oluyor. Çünkü el marda el marit yerine el marda koyacağız. Ama burada e, hani bir doğru cümlede iki nokta üst üste yaptıktan sonra e, doktor hastayı e, efendim muhatap alıyor ya evet <laughs> Galet tabibu lil marza. Galet tabibu lil marza. Şimdi hastaları ikinci şahsa dönüştürüyor. Hasta dönüştürüyor. İlbesu irtedu melabise sakileten fil şitayi. La telbesu la tertedu melabise hafifeten fil cevul baridi. İstamilu المظلة عندما ينزل المطر Kumu عندما عندما تسقطون على الأرض لا تنتظروا أحدا لا تفكروا في مستقبلكم كثيرا أنتم أنتم لا تعرفون أنكم ستصلون إلى الغد أنتم لا تعرفون أنكم ستصلون إلى الغد آه، المريض المرضى يقولون المرضى لبسوا ارتدوا ملابس ثقيلة في الشتاء، ما لبسوا لم يلبسوا ما لم يرتدوا ملابس خفيفة في الجو البارد، ولكن لم يستعملوا ما استعملوا المظلة عندما كان ينزل المطر، انتظروا أحدا عندما سقطوا على الأرض، المرضى.. يريدون أن يفكروا في مستقبلهم هم يخافون من أن يصلوا إلى الغد وأيديهم فارغة طلب الطبيب من من المرضى أن يلبسوا أن يرتدوا ملابس ثقيلة في الشتاء وأن يستعملوا المظلة عندما ينزل المطر وأن يقوموا عندما يسقطون على الارض ليلبسوا ليرتدوا ملابس ثقيله في الشتاء ليستعملوا المظله عندما ينزل المطر ليقوموا عندما يسقطون على الارض طلب الطبيب من المرضى الا يلبسوا الا يرتدوا ملابس خفيفه في الجو البارد وأن لا ينتظروا أحدا عندما يسقطون على الأرض وأن لا يفكروا في مستقبلهم كثيرا لا يلبسوا لا يرتدوا ملابس خفيفة في الجو البارد لا ينتظروا أحدا عندما يسقطون على الأرض لا يفكروا في مستقبلهم كثيرا صن ويرلمموس المريضات efendim doktor hastalara bir şey söylerken hastaları ikinci şahsa dönüştürüyor. Yani entunla olmuş oluyor. Galet tabibu lil maridati il besne irtedine melebse sakileten fişiteyi la telbesne la tertedine melebse hafifeten fil cevul beridi istamilne el mizallete indeme yenzülül mataru kumne indeme taskutne alel ardi لا تنتظرنا أحدا لا تفكرنا في مستقبلكنا كثيرا أنتن لا تعرفنا أن كنا ستصلنا إلى الغد المريضات لبسنا ارتدينا ملابس ثقيلة في الشتاء ما لبسنا لم تلبس أزور eh, لم يلبسنا تكرار ما لبسنا لم يلبسنا مرتدين لم يرتدي ملابس خفيفة في الجو البارد ولكن لم يستعملنا ما استعملنا المظلة عندما كان ينزل المطر انتظرنا احدا عندما سقطنا على الارض المريضات يردن ان يفكرن في مستقبلهن هن يخفن من أن يصلنا إلى الغد وأيديهن فارغة طلب الطبيب من المريضات أن يلبسن أن يرتدين ملابس ثقيلة في الشتاء وأن يستعملن المظلة عندما ينزل المطر وأن يقمن عندما يسقطن على الأرض ليلبسن ليرتدين ملابس ثقيلة في الشتاء ليستعملنا المظلة عندما يزول المطر ليقمنا عندما يسقطنا على الأرض طلب الطبيب من المريضات أن لا يلبسنا أن لا يرتدينا ملابس خفيفة في الجو البارد وأن لا ينتظرنا أحدا عندما يسقطنا على الأرض وأن لا يفكرنا في مستقبلهن كثيراً لا يلبسنا لا يرتدينا ملابس خفيفة في الجو البارد لا ينتظرنا أحدا عندما يسقطنا على الأرض لا يفكرنا في مستقبلهن كثيرا Evet arkadaşlar istifade ettiğinizi umuyorum. Ee, efendim hoşça kalın.